Line TV'den herkese merhaba. Mehmet Çetin Kayla Yerel Vizyon Programı'na hoş geldiniz değerli izleyiciler. Günlük hayatta yaşam mücadelesi için ekmeğinin peşinde ifadesi kullanılır. Bursa'nın en saygın ve kaliteli kurumlarından olan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirakı Besaç'ta her gün ekmeğinin peşine düşüyor. Türkiye'de halk ekmek arasında yapılan genel araştırmada BESAŞ birinci sırada olmasının haklı gururunu yaşıyor ve yaşatıyor. Bugün stüdyo konuğumuz BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen'den BESAŞ'la ilgili gündemi beraber değerlendireceğiz değerli izleyiciler. Öncelikle değerli müdürüm hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk Mehmet Bey. Nasılsınız, iyi misiniz müdürüm? Bu yoğun tempoda bize zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, çok şükür iyiyiz. Ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah kolaylık versin. Tabii Bursa'da olup da aslında BESAŞ'ı bilmeyen yok müdürüm. Hı. BESAŞ bir ekmekle, bir sütle belki hikayesi başladı ama bugün çok ciddi noktalara geldi. Sizin ağzınızdan BESAŞ'ı kısaca izleyicilerimiz için bir kez daha dinleyebilir miyiz? Tabii ki. BESAŞ bildiğiniz üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki. 1979 senesinde Bursa Belediyesi'nin önderliğinde dönemin STK'ları ve esnaf odaları vasıtasıyla kurulmuş bir şirket. 1981 yılında da üretim faaliyetlerine başlamış durumda. Şirketimiz o tarihten bu yana tabii gelişip büyümeye devam etti. BESAŞ unlu mamuller ve ekmekçilik sektöründe şu anda Türkiye'de üçüncü, Bursa'da da birinci firma konumunda. Bunun dışında bu gelişmeyi biz süt ürünleri ve üniversiteyle yaptığımız işbirliği çerçevesinde ARGE tesisi olarak devam ettirdik. Şu anda BESAŞ merkez üretim tesisi, ARGE tesisi ve Keles'te bulunan süt tesisiyle üç tesisimizle hizmet veriyoruz. Peki BESAŞ'ta ne tip ürünler ve çeşitler var müdürüm? Şöyle tabii ana faaliyet konumuz aslında unlu mamiller, Fırancalı ekmek konusunda ağırlıklı üretimimiz. Bunun dışında ekmek çeşitleri konusunda da epey bir çalışmamız var. Şu anda hali hazırda 18 çeşit ekmek ürünümüz var. Az önce bahsettiğim kelesteki süt tesisimizde 12 çeşit süt ürünü imalatı yapıyoruz. Buna ilave olarak da tabii temel gıdalardan oluşan bazı fason ticari ürün satışlarımız var. Bu ticari ürünlerimizde yaklaşık 100 kadar ticari ürünü bayilerle vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ürün çeşitliğimizi bu üç ana kalemde özetleyebiliriz. Peki bu paketlediğimiz ürünlerde ama gene sizin standartlar, kaliteniz, kontrolünüz dahilinde paketleniyor. Tabii ki, tabii ki. kesinlikle. Yani biz BESOŞ olarak özellikle ham maddeden son mamule kadar kalite konusunda son derece dikkatli davranan bir firmayız. Geçmişten beri böyle bir kültür oluşmuş durumda BESAŞ'ta. Tüm ham ve mamullerin teknik şartnameleri ve bu teknik şartnamelere uygun yapılan analizler sonucunda e, kabulleri söz konusu. E, bu bizim için vazgeçilmez bir konu. Aynı şekilde ticari ürünlerde de kendi ürettiğimiz ürünlerde olduğu gibi buna çok özen gösteriyoruz diyebilirim. Valla ben kendi adıma daha önce de bahsetmişimdir. Gönül rahatlığıyla BESAŞ'ın ekmeğini de Süt ürünlerini de Hakikaten çok gönül rahatlığıyla e, Kullanıyorum mutluyuz da Ama genelde herhalde şu şikayeti alırsınız Yani yeterli satış noktaları Bayilik olmadığı için evet. Ulaşamadığı için Belki de en çok şikayet ondan alıyorsunuz Sizin dağıtım ağınız e, Ağırlıklı olarak tabi bayiler üzerinde yürüyor Belki bir iki market evet. noktasında bulunabilir ama Bayilik çalışmaları Nasıl gidiyor kaç senedir genel yapısı nedir? Biraz da bayilik çalışmalarından bahsedelim müdürüm. Şöyle, BESAŞ ürettiği ürünleri halka ulaştırmada, sizin de bahsettiğiniz gibi bayilerini kullanmakta. Şu anda Bursa genelinde 500'ün üzerinde satış noktamız var. Tabi bu satış noktalarımız şehrin belirli bölümlerine dağılmış durumda. Hali hazırda BESAŞ'ın üretim kapasitesi, aslına bakarsanız Türkiye'de hizmet veren halk ekmekleri arasında en üst seviyede olan e, Halk Ekmek Fabrikası. Biz şu anda ilimizin %25'lik bir ekmek ihtiyacına, daha doğrusu %25'lik bir pazar payına hakimiz. Evet. Normalde halk ekmeklerde bu oran %15 civarındadır. E, buna rağmen şu anda kapasite konusunda fabrika tam kapasite çalışmasına rağmen gelen talebi e, karşılamakta zorlanıyoruz diyebilirim. Bayilik sistemimiz de tabii bundan etkileniyor. Şu anda bizim e, az önce de söylediğim gibi 500 üzerinde satış noktamız var ama ihtiyaç duyulan mahallelerimizin de olduğu kesin. Hı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ömer Aktaş'ın da bu konudaki talimatlarıyla biz kapasitede olabilecek artışları mümkün olduğunca hayata geçirmek için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Ama şu anda bulunmuş olduğumuz fabrika alanı makinesel Hı. anlamda daha fazla büyümeye elverişli değil. Belki önümüzdeki dönemde yeni bir besaj fabrikasıyla kapasite konusundaki bu ihtiyaçla karşılanacak ve en azından besaç olmayan mahallelere de bu konuda hizmet götürmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Yani yoksa bayilik talep eden çok aslında imkan çok. ve kapasite artarsa. Kesinlikle. Yoksa talep çok. Kesinlikle. Yoğun bir talep var. Bu hem ekmeğimizin kalitesinden kaynaklanıyor. Onun dışında tabii piyasaya göre az önce sizin de ilettiğiniz gibi şu anda Türkiye genelindeki en uygun fiyatlı halk ekmek konumundayız. Yani ürünümüzün fiyat anlamındaki avantajı da tabii cazibesini arttırıyor. Bundan kaynaklı da bayilik konusundaki taleplerde artmış durumda. Ya tabii konuşacağız. Yani hem bu kadar kalite hem bu kadar fiyat uygunluğu. Hmm. Ee, nasıl oluyor onu da konuşacağız ama ee, bunun haricinde bayi haricinde işte bu günümüzün şartları e-ticaret vesaire gibi e bir altyapınız var mı? Orada bir satış var mı? Hmm. Bir çalışma yapılıyor mu? Besaş tabii daha çok toptan üzerine, bayiler kanalıyla e, ürünlerini vatandaşa ulaştırma prensibiyle çalışan bir firma. E, tabii biz burada bayilerimizin kazançları siz de takdir ederseniz ekmekte çok yüksek kâr marjları yok. Biz perakende sektöründe e-ticaret üzerinde de olsa bayilerimize bir rakip olarak gözükmek istemiyoruz ama sonuçta gelişen pazar bunu sizi zorlamaya da başlıyor. Ee, şehir dışından bazı vatandaşlarımız sosyal medya aracılığıyla gördükleri bizim ürünlerimize ulaşma noktasında bize talepkar oluyorlar. Biz de bu konuda tabii e-ticaret üzerinden e, çalışmalarımız var. Her üründe olmamak kaydıyla hani yerele hizmet Hı. verdiğimiz ürünler dışında bazı spesifik ürünlerimiz var. Siyaz ekmeğimiz gibi evet. gene süt ürünlerinde bazı ürünlerimiz var. Bunları şehir dışından tedarik etmek isteyen e, vatandaşlarımız için e-ticaret e üzerinde bir satışağı kurduk. Bunu da şu anda uyguluyoruz. Şu an. e, mümkün olduğunca az önce de söylediğim gibi bayilerimizi çok etkilemeyecek şekilde böyle bir politikamız var. Ya bay bir şekilde hani e, en çok ekmekte belki limit olabilir ama evet. süt ürünlerinde şu an bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla bay ürünlerinde. O ya da diğer bahsettiğiniz e, siyez ekmeği çok özel bir ekmek. Evet. E, uzaktan ulaşmak isteyenler için aslında büyük firmalar bile e, bayisi olmasına rağmen kendisi basit hani iletişim sektörü mesela kontrolü bile ne yapıyor? Firma kendisi de satmaya çalışıyor. Faturayı tahsil ediyor. E, burada aslında bayi ezmek değil ama o sektörde de var olmak. Evet. Ulaşabilirliği sağlamak gibi. E, burada da tabii kalite ya da o lezzete alışan e, o peynire, o ekmeğe alışan başka ekmeği yemeye de zorluk çekiyor. E, bazı özel iş yaptığınız ekmeklerde rahatsızlığından dolayı sadece o ekmeği yiyebiliyor, ulaşabiliyor. Evet. 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 İşte evinden çıkamıyor, ulaşamıyor. Dolayısıyla burada et ticaretin önemi de ortaya çıkıyor. dolayısıyla spesifik ürünlerde et ticaret yoluyla, internet yoluyla alabileceklerini burada duyurabilir. Tabii ki. Tabii ki. şöyle de bir örnek verebilirim. Yani bizim Aydın'dan Erzurum'a kadar birçok ilden şu anda özellikle siyez ekmeğimizi sipariş eden vatandaşlarımız var. Tabii buradaki tek handikapımız ürünlerimizin e, uzun ömürlü ürünler olmaması. Yani günlük tüketime evet. uygun ürünler olması dolayısıyla kargo ve tedarik aşamasında e, çok hızlı davranılması gerekiyor. E, bu bir tek zorlayan kısmı ama onun dışında ulaşabilirlik noktasında böyle bir e, satış kanalımız da mevcut. Mevcut. Masiye ekmeğini bazen alıyoruz. Bir günde bitmesi de 3-4 günde sürse o tazeliğini koruyor. Evet. Katkı koruyucu olmamasına rağmen. Dolayısıyla hızlı bir kargo bir gün evet. sonra ulaştırıyorsa aslında çok da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Müdürüm en çok konuştuğumuz hem ucuz hem kaliteli üretimi nasıl gerçekleştiriyor? Bu işin sırrı. Evet. Hani düz mantıkla seri üretim, A, belediye Bursa Büyükşehir'in gücü, e, iyi bir ekip bunlar hepsi var. Toptan alım evet. ama asıl e, bu işin kerameti sırrı nedir? Sizden gene öğrenelim. Tabi BESAŞ ekmeğinin sizin de söylediğiniz gibi kendine özgü bir yapısı var. Bursa halkı tarafından da bu yapı çok uzun yıllardır teveccüh görüyor. Biz üretim prosesinde o yüzden mümkün olduğunca minimum bile bir değişiklik yapma arzusunda değiliz. Hiçbir zaman bunu yapmıyoruz. Tabi burada fiyat avantajının öncelikli sebeplerinden biri çok yüklü miktarda alım yapıyor olmamız ve bu alımları üretim anlamında e, mamule çevirirken işçiliği en az düzeye Değil düşürüyor mi? olmamız. Yani bizim e, üretim tesisimiz 5 adet tam otomatik üretim hattıyla ekmek üretimi yapıyor. E, malum işçilik giderleri bu işin çok büyük bir parçası. Biz mümkün olduğunca makine hatlarını kullanarak işçilik giderlerini minimuma çekebiliyoruz. E, tabii ana ham maddemiz olan unun tedariği noktasında da çok yüklü alımlarımız olduğu için piyasaya göre daha avantajlı fiyatlarda alım yapabiliyoruz. Tabii bu alımlarımızın tamamı de belediye bir iştiraki olduğumuz için kamu ihale kanununa göre gerçekleşiyor. Tabii bu unsurların yanı sıra yapmış olduğumuz bazı verimlilik çalışmaları da var. Dağıtım, lojistik çalışmalarımız, burada yaptığımız optimizasyon çalışmalarımız bunların hepsi bize maliyet olarak, maliyetlerde iyileşme olarak yansıyor. Biz de bunu direkt başkanımızın talimatıyla ekmeye yansıtıyoruz. Yani sizin de dediğiniz gibi BESAŞ kar etme amacı taşıyan bir kuruluş değil. Yani biz az önce bahsettiğim bu maliyet kalemleri de elde ettiğimiz her türlü faydayı doğrudan ekmek maliyetine artan kısmını da tesisimizin güncel olarak tutulması, teknolojik olarak güncellenmesi adına yapacağımız harcamalarda kullanıyoruz. Bir de tabii bu bahsettiğiniz bütün kalemler önemli. Bir de bahsettiğiniz gibi Anur Başkan da sık sık vurguladı. Burada amaç Kar değil. Bu Kesinlikle. hizmeti sunabilmek. Ve sürdürebilir olmak. Yani. Dolayısıyla aşırı kar olmayınca bazen hani ekmek için söyleyeyim ama bazı temel gıdalarda böyle sanki insanların gözü dönmüş. Hı. Zamlar. Elbette zam hepimizi etkiliyor. Evet. Ama bir fırsata çevirip bunu iki kat, üç kat fiyatlar. Evet, evet. Yani bunun da zaten belediyelerin ana amacı bir kontrol denge sistemini kurmak aslında. Evet. Bu da olunca herhalde hepsi bir arada olunca hem kalite hem uygun fiyat. Biz tabii bu çok önemli bir konu değindiğiniz. Özellikle temel tüketim maddelerinde bu faiz fiyat uygulamaları hep gündemimizde son birkaç yıldır. Biz kendi ürettiğimiz Hı. ürünlerde özellikle ekmek ve süt ürünlerinde <laughs> mümkün olduğunca bu fiyat politikamızı vatandaşın faydasını sağlayacak şekilde bu tip uygulamaların önüne geçecek şekilde kullanma gayretindeyiz. Tabii Ticari ürün tarafında yani fason olarak ürettiğimiz evet. ürünlerde de azami olarak bu konuya özen gösteriyoruz. Şu anda ekmek ürününde Türkiye'deki en ucuz ekmek olmamızın sebeplerinden biri de bu. Mümkün olduğunca bu işin bu fiyata bu kalitede yapılabilir olduğunu gösterebilmek. Aynı şekilde süt ürünlerinde de doğal katkısız ürünlerin belli fiyatlara vatandaşa sunulabileceğini biz göstermek için zaten bu çalışmaları yapıyoruz. Çok özenle üzerinde durduğumuz bir husus bu. Yani Özellikle fiyat evet. politikamız e, tamamen e, vatandaş odaklı bir fiyat politikası diyebilirim. Sizin e, halk ekmek arasında e, açılışta da bahsettim Türkiye'de birinci olmak tabii ki büyük bir gurur. Bunun temel saç ayakları neydi bu incelemede araştırma yapan e, orada bir bilgi alabildiniz mi birinci olmanın yani? Tek kriter mi, iki kriter mi, bir sürü kriter mi vardı? Ya şöyle, tabii bizim her halk ekmek fabrikasının farklı üretim şartları, farklı üretim prosesleri var. Aslında bakarsanız hepimiz ekmek Hı. üretiyoruz ama İstanbul'un da, Ankara'nın da, İzmir'in de ve farklı Konya'nın da ürettiği ekmeklerle bizim ekmeğimiz biraz daha Hı. farklıdır. Yani Bursa halk ekmeğini şöyle söyleyeyim, diğer halk ekmekteki arkadaşlarımız bile farklılığını her görüşte ortaya koymuşlardır. Ee, tabii burada biz. Fiyat anlamında biraz daha diğerlerine olan artımız gramaj. Biz biliyorsunuz e, vatandaşlarımızın tabiriyle çiftli ekmek olarak yani biz. 400 gram olarak ekmeği üretiyoruz. Diğer halk ekmeklerde 200-250 gramlık Bilmiyorum. üretimler var. Malum bu tip ürünlerde de e, ambalaj ufaldıkça maliyet artar. E, biz tabii bu 400 gram olarak yapmış olduğumuz üretimin bir getirisi var. Bu getiriyi kullanarak zaten fiyatlarımızın avantajlı olduğunu söyleyebilirim doğrudan da bunu halkımıza, Bursa vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Bundan sonra da yansıtmaya devam edeceğiz inşallah. Yani üzerinde geçtik ama hani Besaç'la adı özdeleşen bu ekmek şekli, tadı, yapısıyla e, yılda ne kadar üretiyorsun başkan ya da günlük ne kadar, yılda ne kadar? Şöyle e, Fabrikamızın aslına bakarsanız günlük kapasitesi 300 bin adet ekmek üretimidir. Ee, Tabi bu üretim kapasitesi francalı ekmek. Yani bu Hı. normal ekmek için söylenmiş, Hı. hesaplanmış bir kapasite sanayi odamız tarafından. Ee, Tabi Besaj gün geçtikçe farklı çeşitler ekledi. Başta da söylediğim gibi şu anda 18 Hı. farklı ekmek çeşidi Çeşitli. üretiyoruz. Ve bu ekmek çeşitlerinin her birinin üretim prosesi birbirinden farklı. Evet. Bundan dolayı e, tabii e, 300 bin francalı üretebilirken aynı kapasiteyle e, çeşit ekmekleri de içine Bilince, dahil tabii. etmemiz lazım. Tabii bu çeşit ekmekler içine girdiği zaman bu sayı Elbette tabii biraz geri düşüyor. E, bizim şöyle söyleyeyim ortalama aylık 6 milyon adet ekmek üretimimiz var. E, günlük 300 bin kapasitemizi tam kapasite olarak kullanıyoruz şu anda. E, bayilerimize üç ulaştırmaya çalışıyoruz. Diye. Tabii var 3 var diye olarak. E, fabrikamız sürekli çalışıyor öyle söyleyebilirim. Tabii bunun dağıtım tarafı özellikle en yoğun olarak işleyen e, prosesimiz o taraf. Yani günde 500 noktaya bazılarına günde 3 sefer olmak üzere 1000 frekans yapıyor araçlarımız. Bursa şehir merkezi trafiğini düşündüğünüzde gerçekten çok büyük bir operasyon bu. Burada çalışan arkadaşlarım gerçekten ve üretimde çalışan arkadaşlarım ben burada da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem bu ürünün üretilmesinde hem dağıtılmasında emek harcayan arkadaşlarımız gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Yani biz dediğim gibi BESAŞ olarak bu... Ürünleri vatandaşa ulaştırma noktasında e, her türlü yolu deniyoruz. Her türlü e, çabayı sarf ediyoruz. Gerek en optimum satış noktasının oluşturulması, hem e, süre anlamında hem miktar anlamında en yüksek sayıda ekmeğin üretilmesi noktasında tüm çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Dediğim gibi 300 bin adet günlük ekmek üretim kapasitesini son bir buçuk yıldır tamamını kullanıyoruz diyebilirim. Evet. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Başkan'ın başta Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde ses getiren projesi yalın belediyecilik. Ve bunu belki aynı dönemde mi başlattı, bilmiyorum ama siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Yalın belediyecilik sistemini diğer kuruluşlarda da başladı. Bu BESAŞ'ta da yalın belediyecilikte aldığınız verim, kalite, tasarruf. ...gibi evet. konular mutlaka olmuştur. Bu evet. fiyata da muhtemelen etkilemiştir. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, bununla ilgili nasıl bir çalışma yaptınız? Nereye vardınız? Ne kadar yol aldınız? Evet. Şöyle bilgi verebilirim o konuda. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Sanırhan Uraktaş'ın bu konuya çok önem verdiğini... ...öncelikle söylemem evet. lazım. Ee, belediyemizde, Büyükşehir Belediye'mizde... ...bu uygulamalar başladığında... ...geçtiğimiz yıllarda... ...biz de öncelikli olarak bu uygulamalara... ...dahil olan şirketlerin başında geliyorduk. BESAŞ olarak... Ee, tabii bu uygulamaların aynısını biz BESAŞ'ta yapmaya başladık. Öncelikle de ağırlıklı maliyet kalemlerimizi oluşturan proseslere değindik. Tabii burada birçok yalın yönetim uygulaması gerçekleştirdik biz BESAŞ'ta son iki yılda. Ve bu uygulamaların da verimlerini almaya başladık bu yıl. Ee, ben tabii burada hepsini bahsetmem çok şey olmaz ama bazı veriler size vermek istiyorum. Özellikle elde ettiğimiz ki, birkaç öyle. spesifik konuda bu yalın uygulamalarıyla alakalı bu aynı zamanda Maliyetleri burada tutmamızı sağlayan evet. da uygulamalar. Ee, tabii bu uygulamaları yaparken e, birçok e, e, maliyet kalemini, daha doğrusu e, yatırımı yapmamız da gerekti. Bu yatırımları yaparken e, Sayın Başkanımızın çok büyük destekleri oldu bize. E, buradan tekrar evet. kendilerine saygılarımızı gönderelim. E, az önce de bahsettim dağıtım. Kısmımızda bir rota optimizasyon çalışması gerçekleştirdik biz bu yalan uygulamalarıyla alakalı. Sadece bu rota optimizasyonundan, yani bu 35 tane dağıtım aracımızın Bursa genelinde her gün yapmış olduğu bu çalışmalardan, dağıtım çalışmasından, e, akaryakıt tasarrufu olarak e, 1 milyon TL'ye yakın bir tasarrufumuz Sadece oldu. Tabii, tabii. E, işçilik tasarrufumuz oldu. Yine aynı şekilde e, 150 bin kilometre, tasarrufumuz oldu. Yani biz aynı ekmeği 150 bin kilometre daha az e, yol kat ederek da, dağıtmış olduk bu sene. E, buradan toplam elde ettiğimiz işçilik, akaryakıt ve diğer kalemleri göz önüne aldığımızda 4,5 milyon liralık bir tasarruf Kesinlikle. sağladık BESAŞ'a. Sadece bu rota optimizasyonu ile alakalı yapmış olduğumuz çalışmadan. Burada tamamen bir yapay zeka ile araçların yeni rotalarını oluşturup yeni giriş çıkış saatlerini ve yeni duraklarını ve doluluk oranlarını da hesap ederek bir çalışma yapıldı. Gene bir diğer spesifik konu kapasite arttırımı. Az önce konuştuk yani besaşa evet. talep çok yoğun. Başkanımızın bu konuda da çok bize talimatları oldu yoğun olarak. Acaba dedik bu fabrikamızda mevcut kapasiteyi daha verimli nasıl kullanabiliriz? En azından bir 5 bin, 10 bin, 20 bin adet daha fazla ekmek üretebilir miyiz? çalışmasını yaptı arkadaşlarımız. Burada da farklı proseslerde ufak e, nüans oynamalarıyla ee, şöyle hemen direkt rakam olarak söyleyeyim size. Günlük 18 bin adet daha fazla ekmek, ekmek. üretmeyi sağladık. Biz yaklaşık bunu 3 aydır kadar uyguluyoruz. Ee... 18 bin deyince başkan şöyle sadeleştirirsek. Evet orta büyüklükte kaç fırının aslında çıkardığı ekmek diyebiliriz? 3 bin diye baz alsak yani evet. e, 6-5 6 adet yani fırının falan fırının bir ekstradan ek, ekstra ürettiği, bir, ürettiği bir ekmek diyebiliriz. Tabii 18 bin ekmek deyince bu 400 gram. Yine 2 evet. ile çarpmamız lazım. Yani 36 bin ekmek aslında. E, buradaki toplam kazancımız da e, şöyle söyleyeyim Ekmeğe olan maliyet olarak kazancımız 3 milyon TL'leri buldu. Yani daha fazla ekmek üretimimizden dolayı maliyetimizde bir gerileme tabii söz konusu olduğu için. Ee, tabii bir son olarak da şuna da değinmem lazım. Bir diğer bir gene verimlilik çalışması işçilikle alakalı yaptığımız verimlilik çalışması. Biliyorsunuz ekmeğimizin üzerinde mayalanmasını ve hacim almasını sağlayan bir bıçak atma işlemi vardır. Evet. Bu bıçak atma işlemini de işçilik olarak personel vasıtasıyla yapılıyor Besaç'ta. Bununla alakalı bir ARGE çalışması, bir verimlilik çalışması yaptık. Bir hatlarımızdan birine bir robotik çalışma, robotik bıçak atma sistemi kurduk. Şu anda da 4 aya yakındır bu robotik kolumuz çalışmaya devam ediyor hatlarımızdan birinde ve çok verimli olarak çalışıyor. Bunu gördükten sonra başkanımız tabii hızla bizim diğer hatları da kurma konusunda bize talimatlandırdı. Şu anda fabrikamızın tamamında bu bıçak atma işlemini robotik hale getirmiş olacağız inşallah önümüzdeki ee, yılın ilk 6 ayı içerisinde öyle söyleyeyim. Bu sayede de e, BESAŞ'ın elde etmiş olduğu kazanım 20 adet personelin yaptığı bir işi biz e, tamamen robotize etmiş olacağız ve şu anki hesaplamayla işçilik giderine olan katkısı 6 milyon TL'yi buluyor. Ya bunlar sayabildiklerimizin bazıları. Ya bunun dışında da birçok verimlilik çalışması yaptık e, BESAŞ'ta. Ama ana hatlarıyla örnek olması açısından bunlar değerli diye bunları çok size paylaşmak Çok değerli başkanım. Istiyorum. Yani bu evet Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu uyguladı. iştiraklerinde de uyguladı ama yani bunu aslında birçok kurum, diğer ilçe belediyeleri, diğer kurumlar, özel şirketler, kamu kurumlarının da bu yalın sisteminin mutlak surette incelenmesini bu uygulaması Hı. önemli bir şey. Belediyecilik de biliyorsunuz evet. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yalın yönetim modelini ilk uygulayan belediye. Evet. Bununla alakalı da geçtiğimizde bir sempozyumumuz oldu biliyorsunuz. Tabii bu işin şey önderliği, rehberliği yaptığı için evet. yani buradan örnek alıp evet. e, bunu yaşatabilirler, uygulayabilirler. Çünkü rakamlar az değil. Evet. E, tasarruf ediyorsun. Çünkü ülkenin e, varlıkları belli, sınırlı. İstekler sınırsız ama kaynaklar sınırlı. Kesinlikle. Ve doğrudan elde ettiğiniz bir veri. Yani bir veri o, bunun bu için çalışma. önemli. Bıçak atma ile ilgili. Evet. Geçmişte internette okumuştum işte su sebepten dolayı bıçak atılır. Evet. Bunun bir efsanesi, bir hikayesi veya ana amacı nedir? Bir de bu aslında soruları da tabii gıda mühendisi olayım. arkadaşlarımızın daha çok hani üretimdeki arkadaşlarımızın daha ayrıntılı bilgi verebileceği bir konu ama ben yüzeysel olarak şunu söyleyebilirim. Bu çakatma işlemi aslına bakarsanız hamurun içerisinde mayalanma esnasında biriken gazın evet. dışarıya çıkartılması ve bu gazı dışarıya çıkarken ekmeğin şu anda tüketmekte olduğumuz ekmeğin bulunduğu şekli evet. almasını sağlayan bir işlem, daha hacimli, daha estetik bir yapıya kavuşmasını sağlayan bir işlem. Ama ana görevine derseniz içerisine koyulan mayanın çalışmasıyla oluşan o gazın dışarıya çıkartılması Çıklaması. hamurdan bununla alakalı yapılan bir işlem. Bir Ay, de işin bıçak. tabii efsane kısmı işin ayrı bir boyutu yani. Ya şöyle tabii biz tek bıçak atma ve <laughs> üç bıçak atma konuları biliyorsunuz. Yani tek bıçak atma konusu bizim medeniyetimizle evet. başlamış bir konu. Ee, da e, geçmişten beri bununla alakalı kanunnameler yazılmış. Ekmeğin üretilmesiyle alakalı o tarihten beri gelen bir konu. Ee, ama bilimsel açıdan üretim prosesi açısından bunun yapılmasının sebebi dediğim gibi mayalanma ile alakalı oluşan gazın çıkartılıp ekmeğin istenen şekle, şekle ve hacme ulaşması. ulaşması. Peki başkanım ekmeği çok konuştuk belki ama süt ürünleri konusunda neredeyiz? Yani ben e, tesiste fiilen gezme görme şansım oldu ama izleyiciler için süt ürünleri çeşitleri, yapısı, fiyat uygunluğu, kalite orada ne durumdayız? Şöyle keles süt tesisimiz bizim 2013 yılında faaliyete girdi. Ee, biz o tarihe kadar besoç olarak süt ürünleriyle alakalı çok bir e, altyapımız yoktu evet. açık söylemek gerekirse. Ee, faaliyete girdiği dönemde e, tabii e, asıl amaç bölgedeki süt üreticilerini desteklemek. Yani o yöredeki evet. e, müstahsillere hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımızın üretmiş olduğu çiğ sütlerin alıp değerlendirilmesini sağlamak. Ee, tabii biz gidene kadar yapılmıyor muydu? Gene yapılıyordu ama Besaş, Büyükşehir Belediyesi bunu ele attıktan sonra gerçekten hakkıyla biz orada e, bu sütleri tedarik etmeye başladık. Bölgedeki sütçülerden tamamen çiğ sütü tedarik ediyoruz. Ve bu elde ettiğimiz çiğ sütlerle yaptığımız ürünleri de doğal olarak Bursa halkına sunuyoruz. Ee, gene birkaç rakam verebilirim burada. 2022 yılında biz bu şekilde 4 milyon litre sütü müstahsillerden aldık. Tamamen bölgedeki üreticilerden. Ee, tabii bunun karşılığında da e, ilk onay şimdi ekimi tabii kısayabiliriz burada. İlk onayda 17 milyon Türk lirasına yakın bir rakamı bölgeye aktarmış durumdayız. Büyükşehir Belediyesi ve BESAŞ olarak bu sütlere karşılık. E, 2023 yılından bu yana, yani daha doğrusu 2013 Hı. yılından bu yana da 44 milyon litre süt alınmış BESAŞ'tan. Yani BESAŞ bölgeden alındı. E, bu tabii bölgeye ne sağlıyor derseniz Biz orada hem bu vatandaşlarımızın sütlerini alıyoruz, hem onlara bir e, bir pazar oluşturmuş oluyoruz. İşlerini geliştirmede oradaki gıda mühendisleri arkadaşlarımız e, dönemsel olarak bu ahırları gezip numune alıp öneriler sunuyorlar, yönlendirmeler yapıyorlar. Bu tip çalışmalarımız var. Oradaki kooperatiflerle gene çok uyumlu bir çalışmamız var. Oradaki sektörün sıkıntıları fiyat anlamında yapılabilecekler noktasında. Tabii burada başkanımız da çok e, pozitif bir e, ayrımcılık yapıyor diyebilirim. Yani oraya bir pozitif yaklaşımı da var başkanımızın. Bu konuda sürekli bizi talimatlandırıyor kendisi. Yani mümkün olan en yüksek seviyede bölge üreticisine destek verilmesi noktasında kendisinde çok hassasiyeti var. Biz de bu kapsamda şu anda Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamış olduğu fiyatın üzerinde bir rakamda e, bölgedeki e, müstahsillere, üreticilere, kooperatiflere ödeme yapıyoruz diyebilirim. Ya tabii başkanım burada üretip satmak işin ayrı boyutu ama alırken bile hani bir malı alırken para kazanırsın diyorsunuz yani. Evet. Burada alırken kazanç şu aslında. O köylüyü orada tutmak. Evet. Hani göçü nasıl engelleyeceğiz? Evet. evet. Oraya destek. Evet. Nereye satacağım derdi yok. Malı verirken batak derdi yok parasını alabilir miyim? Parasını alabilirim, parasını yem. alabilirim evet. endişesi yok. Yerine yem veya farklı alternatiflerle para yerine, yani bunları yaşamış oradaki üreticiler evet. bunu da araya anakütüle götürebilirler. Dolayısıyla istedim. çok önemli. Ali Nur başkanın tarıma ayrı bir başlık açmış. Hakikaten ciddi bir destek var. Evet. Ya sadece bu ay içinde biz iki defa zeytinci projesine katıldık, zeytincilere destek. Evet İşte bu hafta yine iki, iki gün önce. Balıkçılara destek. balık da tarıman giriyor sonuçta. Tabii, tabii. Ve ciddi bir ihracatımız var balıkta. Evet. E, hep söylüyoruz ya ne, neyi üretiyoruz. Ne? ya Bursa tarımda önemli. Yani Bursa'nın asla vasıla tarımdan, turizmden ve sanayiden vazgeçemeyeceği üç önemli nokta. Kesinlikle, evet. E, Alünur Başkan bakıyorsun, zaten sanayi Allah'a şükür, e, ticaret odalarıyla, diğer odalarıyla, yatırımcısıyla, emeğiyle dünyaya mal satan bir noktada. Zaman zaman ya Türkiye ikincisiyiz ya üçüncisiyiz. Evet. Bursa olarak. Şimdi turizmde Ali Nur Başkan bakıyorum ciddi emekler veriyor. Gerektiğinde ülke ülke geziyor, tanıtım yapıyor, çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili daire başkanlığı kurdu işte bir sürü etkinlik var. Muhataplarını topluyor. E, tarıma döndüğünde de bakıyorum bir köyde ya fidye veriyor ya bilmem ne makinesi veriyor köyde. Evet. Bu da sizin orada yaptığınız fabrika köylüye olan destek bence çok önemli. Yani satışı evet kullanıcısı olarak bizim nasıl geldiğini, nasıl güven güvenerek gidimiz işin ayrı boyutu. Evet. Ama işin bu boyutu var başkan. Tabii. Ya yani çok e, oradaki dediğim gibi üreticiler direkt kendi ilçelerinde bulunan böyle bir endüstriyel tesise ürünlerini teslim edip tahsilat noktasında hiçbir sıkıntı duymadan yani yapmış oldukları emeklerinin karşılığını alma noktasında hiçbir sıkıntı duymadan e, teslim edebilecekleri bir endüstriyel tesise evet. e, muhatap olmaları çok güzel bir şey. E, şunu söyleyebilirim tabii başlangıçta gerçekten zorlanıldı. Evet. Yani çünkü süt sektörü çok kolay bir sektör değil. E, ama hamdolsun işte bu son dönemde başkanımızın evet. da e, takdirleriyle yapılan bu verimlilik çalışmaları sayesinde son birkaç yıldır artık Süt tesisimiz de evet. aynı ekmek tesisimiz gibi kendi ayaklarının üzerinde durma aşamasına gelmiş durumda. Yani 2013 yılından bu yana bakarsak nereden bakarsanız 10 yılı geçmiş durumda konu. Ee, ama son birkaç yıldır o tesisimiz de e, kendi ihtiyaçlarını karşılayan, kendi yatırımlarını yapabilen bir boyuta gelmiş durumda. O da bizi çok mutlu ediyor. Ya tabii bu işler bir yılda olmuyor. Şimdi Besaş'ı konuşurken ekmek fabrikasının ömrü... Tabii 45 e, kaç yıl olmuş? Tabii. Bu noktaya gelmek. Bugün Bursa su birçok şehre gittiğimizde artık Bursa su görüyoruz. Yani. Bugün karlılık beklemek doğru değil. Evet. Kendini kurtarıp kendini çevirebiliyorsa büyük bir kar. Yani belki biraz e, sonra sosyal projeleri konuşacağız ama bana göre bu kelesteki de aslında bölge için çok ciddi bir sosyal proje var. Evet. Evet. Ya bunların zaman içinde yayılması lazım. Bazen hepsini büyük şehirden de beklememek lazım. Bazen de ilçe de bunları yapması lazım. Ee, onun için ben bu tip yatırımları gerçekten önemsiyorum. Yani işin tüketici kısmı bir tarafa Hı. ama işin bir de üreticisi üreticisi olmak. Neden Hollanda olamıyoruz? İşte bu Hı. projeler artarsa oluruz. Artarsa olur. Geçeriz. Çünkü ya başlangıçta bizim, pardon sözümüz ya, yani üreti, kurulum maliyetleri gerçekten evet. yüklü gözükebiliyor. Ama söylediğim gibi yani son iki yıldır evet. artık tesis kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Ee, bu tip projeleri sizin de dediğiniz gibi muhakkak arttırmak lazım. Yani belki butik projelerle başlar evet. ama sonra bunlar büyür. Şimdi ekmek fabrikası nasıl full kapasite çalışıyor. Hı. Bir sürü hat açılmış Hı. ama buna rağmen yeni bir fabrika hayali, i̇htiyacı hedefi, evet. ihtiyacı doğuyor. Evet. Burada da inşallah o noktalara geliriz. Yavaş yavaş da geldik i̇nşallah diyebilirim. Artık ciddi... Biz artık oradaki müstahsirleri biz zorlamaya başladık. Biraz daha çiğ süt ihtiyacımız var diye. Yani... Ya çünkü başkanım bir de şu var hazır peynir deyince genelde işte bu artan fiyatlardan dolayı işte ucuz mucuz bu sefer lezzet bulamıyor. Aynı düzeyde bakıyorum Besaş'ın normal peyniri, kaşar peyniri bir lezzet hissediyorsun. Evet. Çünkü ticari kaygı yok. Evet. Bir kaliteyi korumak zorunda, bir güvenliği korumak zorunda. Bunun verdiği bir güven var vatandaşta. Bunun için de çoğalmasını arzu ediyoruz. İnşallah yurt dışında bizi dinleyen gurbetçilere de bir gün İhraç yoluyla onlara da ulaşır. İnşallah e, Görmek isteriz. Yetişebiliriz. Peki belki. sevgili başkanım, Hı. yaptığınız sosyal projeler, yardımlar, BESAŞ olarak Bursa Büyükşehir İşbirliği ile sonuçta Bursa Büyükşehir'in iştirakı, Kesinlikle. E, el ele verdiğiniz neler var? Ya şöyle tabii biz Büyükşehir Belediyesi'nin temel gıdalığındaki Hı. en büyük iştirakiyiz. Yani bu konuda e, tabii bağış yardım konusu Hı. gündeme gelince de temel gıda öncelik haline geliyor. Ee, tabii burada bahsetmeyi istediğim bir sosyal proje de şu, ee, gene kırsal kalkıma yönelik bir CS buğdayı projemiz var. Biz bunu her sene devam ettiriyoruz. 80 tona yakın bu yıl gene CS buğdayı üreticilerimizden buğday tedarik ettik. Bu da tamamen yöre çiftçilerin üretmiş olduğu buğdayları biz Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde alıp besaşa una çevirip Vatandaşımıza sunduğumuz siyez ekmeğinin imalatında kullanıyoruz. Yani Bursa siyeziyle Bursa'nın siyez ekmeğini yapıyoruz öyle söyleyeyim. Tabii sosyal tarafına e, Besaş'ın e, değinmek gerekirse biz e, ana mamulümüz olan ekmekle daha çok e, bu konuda desteklerimiz var. Özellikle e, afet ve diğer konularda e, ön plana çıktığını söyleyebilirim. Maalesef evet. işte sene başında yaşadığımız bir deprem, asır felaketi, afeti, asır felaketinde. Orada. Biz başkanımız zaten ilk gün biliyorsunuz direkt evet. deprem bölgesindeydi. Biz de ekip arkadaşlarımızla beraber ilk günden itibaren yaklaşık bir buçuk ay, iki ay boyunca sahada hizmet verdi arkadaşlarımız. Sadece ilk üç hafta boyunca biz bölgeye 450 bin adetin üzerinde ekmek sevkiyatı gerçekleştirdik. Yani sabah akşam demeden arkadaşlarım burada çalıştılar. Tabii sahadakileri hiç saymıyorum bile. Sadece deprem bölgesine bu sene 2 milyon TL civarında bir böyle bir e, mamül aktarımımız oldu. E, tabi orası yavaş yavaş kendi ayaklarının üzerinde durduktan sonra geriye çekildik şey olarak ama bu tip kurumların evet. bu tip afet zamanlarında da ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. E, bizim sosyal proje anlamında e, daha çok afetlerde Büyükşehir Belediye'mizin görevlendirmesiyle, başkanımızın talimatıyla aynı anda harekete geçiyoruz e, ilgili birimlerle beraber. E, yerelde yapılan sosyal çalışmalarda ise gene sosyal hizmetler daire başkanlığımız öncülüğünde yürüyor. Biz onların bir partneri gibi ihtiyaç duyulduğu anda sahada veya verilmesi gereken bir malzeme veya e, e, ürün noktasında destek konusunda çalışma yapıyoruz. E, bu konuda da e, yani Ortalama olarak söyleyeyim, 5 milyonun üzerinde bir 5 milyon TL'nin üzerinde bir sosyal yardım yapmış durumdayız BESAŞ olarak. Evet. Bunlar tabii tamamen kayıtlı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın ilgili birimlerinin organizasyonuyla yürüyen konular. ya tabii deprem bölgesi hakikaten asrın felaketiydi. Evet. Kimsenin beklemedi. Belki her ilde beklenebilirdi ama aynı anda Evet. Bir de çok kısa bir süre ikinci deprem. Ard arda olması evet. Ee, sağ olsun Büyükşehir e, öncülüğünde biz de gittik gazeteci olarak. Besaş'ın da Bursa suyunda orada gördük. İnsan aslında en zor günü. Allah bin kere razı olsun diyorsun. Yani yedi buçuk liralık ekmek sekiz lira olsun. Yani 50 kuruşu bire bir ödeyelim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu tip iştiraklerin ne kadar önemli olduğunu ne kadar hızlı e, şekil alıp bir an önce planlayıp arabalarla oraya ulaştığını. E, bu anlamda Allah daha çok yer, şube, fabrika versin. Hakikaten evet. önemli. Evet. O gün mahşer günüydü. Kesinlikle. Arabalar gidemedi. Evet. Yol alamadılar. Evet. E, bu anlamda kurumsallık önemli. Yani burada bahsettiğiniz rakam çok önemli. Evet. Bunun karı, zararı hesaplanmaz e, kamu malının, iştirakinin en güzel yerde harcanması. Evet. E, dolayısıyla gurur verir o anlamda. E, Bursa büyük şehir olarak aslında ciddi bir sınav verdik orada. Aynur evet. Başkan hakikaten ciddi bir sınav verdi. Kesinlikle başkanımız gece gündüz orada. Bursa adına çok uzun bir sadece süre... sadece belediyenin değil, şirketlerle, diğer STK'larla, dernekleri topladı, desteklerle işbirliği yaptı. Ee, bu anlamda her gördüğüm yerde, oraya gittiğimizde binlerce Allah razı olsun. Evet. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden başkanından bütün kurumlar çünkü oradaydı. Evet. Yani diğerleri yoktu anlamında söylemiyorum ama hakikaten Bursa Büyükşehir canla başla orada çalıştı bizim Annur başkanın kullandığı ifade. Evet. Ee, Allah bir daha göstermesin ama e, bu anlamda eee besaşın da diğer kurumların da bu anlamda hazırlıklı olması, stoklu olması Yedekli olması, bu Bursa su içinde geçerli ya 5 tırı niye bekletiyor? İşte çadır ne olacak ki? 100 bin tane çadır evet. olmuş. Bu <laughs> öyle değil. Değil. Doğru. Yeri geliyor kendi ilerimizde, yeri geliyor komşu ülkelere, yeri geliyor gönüldaş ülkelere. Hep hazır olmak zorundayız. Evet. Ve Bursa'ya da bu yakışır. yakışan. Bursa Büyükşehir budur. Belediyesi olarak. Ee, evet. Değerli Neyi Başkanım tabii ki e, vaktinde sonuna geldik ama son olarak e, kapanış mesajı vermek istediğiniz mesajda isterseniz programı kapatabiliriz. Şöyle, Bursa gerçekten başkanımızın da söylediği gibi gerçekten çok değerli, güzel bir şehir. Besaç da bu şehrin gerçekten çok önemli, değerli kurumlarından biri, mali olmuş kurumlarından biri. 45 yıla yakındır Bursa'ya hizmet veren bir kurum Besaç. Gerçekten değerli bir kurum. Bursa'daki diğer paydaşlarla da sürekli çalışan, işte deprem bölgelerine yardım eden, Bursa Spor'la işbirliklerimiz var. Mesela ondan bahsetme fırsatımız olmadı. Yani bu tip Bursa'ya mal olmuş değerlerle ortaklık yapabilen ve şu anda Türkiye'deki en ucuz, en kaliteli halk ekmeği üretebilen bir firma BESAŞ. Ben halkımıza bugüne kadar BESAŞ'a vermiş oldukları destek ve teveccüh için çok teşekkür ediyorum. Biz bundan sonraki süreçte de aynı kalite şartlarında, aynı anlayışla bu hizmeti yapmaya, sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Bu konuda fabrikanın hem ee, teknolojik anlamda iyileştirilmesi noktasında hem de e, her türlü prosesin yürütülmesi ve e, tamamlanması noktasında bize desteğini hiç esirgemeyen Başkanımız Halil Nur tekrar bir teşekkür etmek istiyorum burada. Ee, gerçekten biz e, fabrikamız 45 yıllık bir fabrika ama iş donanımlarımız e, bize sağlanan bu e, destek dolayısıyla sürekli teknolojik halde tutmamızı sağlıyor. Ee, ve son olarak da size bize bu fırsatı verdiğiniz için BESAŞ'ı en azından bir noktada anlatabilme imkanı verdiğiniz için size ve LINE TV ailesine de çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz genel müdürüm verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet değerli izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir konu, başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle hoşça ve dostça kalınız.